Değerli kardeşlerimiz, Nura Yöneliş programımızda bu hafta sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin hadislerinde ve Bediüzzaman Said Nursi, İmam Rabbani, Celaleddin Suiti gibi büyük İslam alimlerinin açıklamalarında fiziksel ve ahlaki özelliklerini detaylı olarak anlattıkları, yaşadığımız dönemde gelişini müjdeledikleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Kur'an'ı okuduğumuzda her devirde deccallerin ve mehdilerin mücadelesinin var olduğunu görürüz. İnananlarla inanmayanların hak ile batılın bu mücadelesi kıyamete kadar da sürecektir. Mesela Hz. İbrahim aleyhisselam yaşadığı dönemin mehdisi, Nemrut da o dönemin deccali olmuştur. Hz. Musa aleyhisselam da kendi döneminin mehdisi ve Firavun da o zamanın deccali olmuştur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ahir zamanda çıkacak olan Deccal'in ise bugüne kadar gelmiş geçmiş en azılı, en etkili ve en güçlü Deccal hareketi olacağını bildirmiştir. İşte buna karşılık Rabbimiz ahir zaman mehdisini de çok önemli kılmış. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal ile olan mücadelesini ve bunun sonucundaki galibiyetini de çok büyük bir olay olarak yaratmıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risalelerinde Ahir Zaman Mehdisi'nin çıkış vaktinin içinde yaşadığımız bu dönem olduğunu haber vermiş ve bu döneme de Ahir Zaman'ın en büyük fesadı dönemi demiştir. Gerçekten de içerisinde bulunduğumuz bu dönemde dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fesadı yaşanmaktadır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana bu devre kadar bu derece büyük bir fesat ne Nemrut ne Firavun ne de diğer decaller devrinde hiç olmamıştır. Bu kadar büyük bir fesat ilk defa yaşanmaktadır. Ahir zaman Deccal'ı artık çıkmıştır. Deccal, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük fesadıdır. Öyle ki tarih boyunca bütün peygamberler ahir zaman Deccal'inin şerrinden Allah'a sığınmışlardır. Hali hazırda tarih boyunca yaşamış olan tüm firavunların Nemrutların ve Deccallerin toplamından daha şiddetli bir inkarcılık sistemi dünyaya hakim olmuştur. Bu nedenle ahir zamanın büyük mehdisi de çok önemli bir şahıs ve mehdiyet de çok ciddi şekilde üzerinde durulması gereken bir konudur. Ancak tarih boyunca farklı bir durum daha tekerrür etmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost veli edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah iman edenlere kurulan tuzakları bozmuş, yapılan baskı ve zulmü açığa çıkararak inkarcıları deşifre etmiş ve iman edenleri kendilerine atılan tüm iftiralardan temizlemiştir. Rabbimiz bir diğer ayetinde "Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile" ...şeklinde buyurmuştur. Bu ayetlerden şu gerçeği anlıyoruz. Ne Deccallerin, Nemrutların, Firavunların mücadelesi... ...ne de kalplerinde hastalık ya da imanlarında zayıflık bulunan... ...kimselerin çabaları Allah'ın adetullahına asla etki edemez. Allah her ne olursa olsun vaadini yerine getirendir. Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle... ...Hazreti Mehdi aleyhisselamın bu yüzyılda geleceğini ve İslam alemini şereflendireceğini haber vermiştir. Allah vaadini gerçekleştirecek ve Allah'ın izniyle Hz. Mehdi Aleyhisselam tüm Müslümanların manevi lideri olarak yeryüzünde Kur'an ahlakını hakim kılacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam İslam dinini tebliğ etmekle şereflendirilmiştir. Hiç kimse bu onurlu görevi Rabbimiz katındaki üstün dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamayacağı gibi hiç kimse de Allah'ın seçtiği bu değerli zatın faaliyetlerine engel olamayacaktır. Çünkü Rabbimiz Kalu Bela'da bu değerli zatı seçmiş, ona bu şerefli görevi lütfetmiş ve himayesi altına almıştır. Şüphesiz bu Yüce Rabbimizin adetullahıdır ve asla engellenemeyecek bir olaydır. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin Allah'ın kanununa uygun olduğunu ve hiçbir engelin Allah'ın yarattığı bu kaderi değiştiremeyeceğini çok hikmetli bir biçimde açıklamıştır inşallah. Cenab-ı Hak kemali rahmetinden, en yüksek rahmetinden şeriat-ı İslamiyet'in edebiyetine, İslam hükümlerinin eğitimine bir eseri himayet korumasının alameti olarak her bir fesatı ümmet zamanında bir muslih, ıslah edici veya bir müceddit, büyük alim veya bir halife-i zişan, şanlı halife veya bir kutbu azam veya bir mürşit ekmel, kusursuz bir kılavuz veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip giderip milleti ıslah etmiş, düzeltmiş, dini Ahmediye'ye muhafaza etmiş. Madem adeti öyle cerran ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında Elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem müşit, hem kutbu azam olarak bizat-ı nuraniyi, nurlu bir kişiyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zafında. Beynel es sema vers arz alemini gök ve yer arasını dünyayı bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder, sakinleştirir ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini, örneğini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülzelal, Celal ve İzzet sahibi Yüce Allah Mehdi ile de Alemi İslam'ın zulümatını, karanlıklarını dağıtabilir ve vaat etmiştir, vaadini elbette yapacaktır. Kudreti ilahiye, ilahi güç noktasında bakılsa gayet kolaydır. Eğer daire-i esbab, sebepler dairesi ve hikmeti Rabbaniye, Allah'ın hikmeti noktasında düşünülse yine o kadar makul ve vukua oluşa layıktır. Eğer muhbiri sadıktan rivayet olmasa dahi herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehli tefekkür tefekkürde bulunanlar hükmeder Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ahir zamanda fitneleri ortadan kaldırıp İslam ahlakını hakim kılması için şereflendirdiği son derece akıllı, basiret sahibi mübarek bir insandır. Onun tüm bu seçkin özellikleri faaliyetlerine başladığı andan itibaren çevresi tarafından da anlaşılacaktır. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam herkesi samimi olarak Allah'a iman etmeye davet edecek ve çağımızın en büyük putları olan Darwinizm ve bağnazlığa karşı fikri mücadele verecektir. İnsanlar bu değerli zatın Yüce Allah'ın emriyle başlattığı fikri mücadeleye ve üstün ahlakına şahit olmalarına rağmen Hz. Mehdi Aleyhisselam insanlara tebliğ ettiği gerçeklerden dolayı Deccal'in taraftarları tarafından türlü eziyetlere, iftiralara maruz kalacak, alaycı tavırlarla karşılaşacaktır. Din ahlakını tebliğ ederken bir yandan iman ederek kendisine tabi olanları eğitecek, diğer yandan da iman etmeyenlerle ve münafıklarla son derece çetin, ilmi bir mücadele yürütecektir. Ancak Allah, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a büyük mücadelesi sırasında hem fiziksel hem de manevi anlamda büyük bir güç ve heybet vererek onu her şartta rahmetiyle koruyacaktır. Kuşkusuz bu Rabbimizin vaadi ve en önemli mucizelerinden biridir. Hz. Mehdi aleyhisselam aleyhine kurulan onca tuzağa ve hileye rağmen hiçbir zarar görmeden fikri mücadelesine devam edecektir inşallah. Rabbimizin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisini insanlardan koruyacağını vaad ettiği Kur'an ayeti işari anlamda Allah yolunda çaba gösteren tüm Müslümanlara ve dolayısıyla Hz. Mehdi aleyhisselama da bakmaktadır. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın hakka ve doğruya olan davetinin haksızlık ve zulümden menfaat sağlayan makam ve mevkilerini kaybetmekten korkan bir takım kimselerin Hz. Mehdi aleyhisselam ve beraberindeki müminler aleyhine çeşitli tuzaklar kurmalarına neden olacağını şöyle bildirmiştir. Mehdi bizden, Ehli Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim Ehli Beyt'im, soyum muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra Ehli Beyt'im, eziyet ve sıkıntıyla karşılaşacaklar ve darba maruz kalacaklardır. Hadiste haber verildiği gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı hak davasından vazgeçirmek için tuzaklar kuran inkarcıların ileri gelenleri, bu amaçlarına ulaşamayınca onu sürgün etmek, tutuklamak, en sonunda da öldürmek üzere hain planlar kuracaklardır. Ancak başarısız olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Mehdi aleyhisselamı Hazreti İbrahim aleyhisselama benzeterek manevi bir ateşe atılacağını ancak bu değerli zatın kötülüklerden Allah'ın yardımıyla emin bir şekilde güvenliğe çıkacağını şöyle bildirmiştir. Peygamber İbrahim aleyhisselam gibi İmam Mehdi aleyhisselam da alevlenen ateşten güvenli ve emin olarak çıkacaktır. İman etmeyenlerin ve müşriklerin kurdukları bu planları Rabbimiz Kur'an ayetlerinde bildirmiş ve tarih boyunca elçilere benzer tuzaklar kurulduğunu ancak tüm bu tuzakların bozulacağını haber vermiştir. Allah bir ayette düzen kurucuların en hayırlısının kendi zatı olduğunu şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların, tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Allah'ın himayesi altında olan Hz. Mehdi Aleyhisselam da inkarcıların hain plan ve tuzaklarından Allah'ın inkarcıların tuzaklarına karşılık vermesiyle zarar görmeden çıkacak, her defasında daha da güçlenecek, faaliyetleri de daha hızlı ve etkili olacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi mücadelesi sadece inkarcılarla olmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselama onun dini bidatlardan kurtarıp aslına döndürme çabasından rahatsız olan birçok bağnazla karşı çıkacaktır. Hatta bu bağnaz insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselamı tenzih ederim bu adam dinimizi mahvetmek istiyor diyecek kadar da ileri gideceklerdir. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı yoğun mücadele veren Deccal'in emrine girmiş ve çok sayıda din alimi olacağı şöyle bildirilmiştir. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaklar. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın yaşamamızı emrettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı dini aynen tatbik edecek Müslümanlar arasında sadece Kur'an ile hüküm ve amel edecektir inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları, sözleri, açıklamaları ve tavsiyeleri de Hz. Mehdi aleyhisselamın fikri mücadelesinde çok önemli bir yer tutacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'a gönülden teslim olmuştur ve kaderine tam bir tevekkül içindedir. Rabbimiz de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı güzel ahlakına ve tevekkülüne karşılık yardımıyla desteklemiş, onun bedenine sağlık, güç, kalbine de huzur ve güven duygusu vermiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Yüce Allah'ın kendisine bahşettiği derin bir ilme sahip olacak, Kur'an ayetlerini ve hadisleri çok iyi anlayıp açıklayacak. Yüce Allah'ın korumasıyla Kur'an'da bildirilen gerçek din ahlakının yaşanmasını engelleyen tüm çarpıklıklara son verecek, dinin aslında olmayan sonradan ilave edilmiş birçok hurafe, inanış ve ibadet şekillerini İslam'dan temizleyecek inşallah. Hz. Mehdi Aleyhisselam dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerinin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünün mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. 20. yüzyılda yaşanan tüm savaşlar, 1. ve 2. Dünya Savaşları, yeryüzünde hüküm süren terör ve anarşi olayları, Müslümanların yaşadığı birçok bölgede halen devam eden baskılar, zorluk, sıkıntı ve acılar, açlık, sefalet ve kargaşalar hep Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi öncesinde özel olarak yaratılmış olaylardır. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılmak için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden önce dünyaya dinsizliği hakim etmiştir. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını insanlara haber veren yüzlerce olayın gerçekleşeceğini bildirmiş ve bu alametlerin çok büyük bir bölümü de yine bu dönemde sırf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı için özel olarak gerçekleştirilmiştir. Rabbimiz kendi katına yükselttiği Hz. İsa Aleyhisselam'ı yüzyıllar sonra böyle şerefli bir olay için tekrar yeryüzüne indireceğini bildirmiştir. Tüm bunlar dünyanın seyrini değiştiren, dönüm noktası olarak ifade edilen çok büyük ve tarihi olaylardır. Abdullah Radhuallahu Ant'tan rivayet edilen bir hadise şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ehli beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi Hz. Mehdi Aleyhisselam başa geçecektir. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başa geçmesi için cenab Allah o günü beha mehal uzatır. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın tek bir günlük ömrü dahi kalmış olsa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi için bu vaktin uzatılacağını bildirmiştir. Sadece bu hadis dahi mehdiyetin ne kadar önemli olduğunu Müslümanların kavraması açısından son derece açıklayıcıdır aslında. İçinde bulunduğumuz dönem 1400 seneyi aşan bir süredir beklenen Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelediği mehdiyet dönemidir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinde verdiği bilgileri dikkatlice okumalı, bu mübarek şahsı doğru bir şekilde tanıyabilmek için tüm sebeplere sarılmalıyız inşallah. Çünkü bu bilgilerin dikkatlice araştırılıp incelenmesi Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıyabilmemiz açısından Allah'ın izniyle önemli bir yol gösterici olacaktır. İslam dininin aslına dönmesine ve Kur'an ahlakının tüm yerzine hakim olmasına vesile olacak, Müslümanlar arasında büyük bir birlik sağlayacak, böylesine kutlu bir zata zemin hazırlamanın ve ona yardımcı olmanın tüm Müslümanların önemli bir sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Hz. Mehdi Aleyhisselam gibi mübarek bir şahsın talebesi olabilmek, ona destek olabilmek, tüm insanlara yönelik hayırlı faaliyetlerinde ona yardımcı olabilmek, bütün inananlar için büyük bir nimet ve şereftir inşallah. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızı bir ayetle kapatmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah kendi yolunda geçireceğiniz güzel bir hafta nasip etsin inşallah. Rabbimiz Muhammed suresinde şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler eğer siz Allah'a Allah adına İslam'a ve Müslümanlara yardım ederseniz o da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.